Merhaba sevgili takipçilerim, örgü evime hoş geldiniz. Bugün sizlere bir bebek yeleğinin örneğini bir de ilmek sayısını vereceğim. İlmek sayısı için 44 ilmek attık, bu ön parçası izleyicilerim. Sizler tabi oradan yine devam edersiniz. Daha büyük daha küçük yapacaksanız o sizin kendi çocuğunuza yapacağınız yani büyüklüğüne göre ayarlayacaksınız. Bebek yünü kullanıyorum. Şöyle mavi kullandık. Siz dilediğiniz renk yapabilirsiniz. 3 numarada şiş kullanıyoruz. Kolay ve zevkli bir model. İki yanlarını böyle aroşa koyduk. İster buradan ilik koyabilirsiniz. İster yukarıya doğru. Nasıl seviyorsanız bence öyle yapın. Ben sadece bugün örneğini anlatacağım sizlere. Hemen başlamak istiyorum fazla uzatmadan. Ara ara zaten modelimi göreceksiniz. Şimdi ayrı bir parçada hemen sizlerle başlayalım. Kolay ve zevkli bir model. Bundan kendinize de yapabilirsiniz. Tabii yelek, ırka, şal vesaire. Şimdi hemen şöyle bir tane ilmeğimi dikiş ilmeği olarak örüyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmeği ters, bir ilmeği düz, tekrar bir ilmeği ters örüyorum. Arada iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Bu arka yüzeyi örgümüzün. Hemen örneğimize başladık. İsterseniz bir sırada geçebilirsiniz. Tekrar bakın. Şimdi iki tane düz örüyorum. Şimdi ön yüzeye geldik. Tabi sizler yelek falan yapacaksanız altına 3-4 diş aroşa, başka da lastik de yapabilirsiniz. Ben hemen arka yüzeyden başladım. Şimdi ön yüzeye geldiğimiz zaman bakın 2 tane ters örüyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz. Tekrar arada 2 tane ters örüyorum. Yine bir düz, bir ters, bir düz. Hep arada ikişer tane ters örüyoruz ön yüzeyde. Arka yüzeyde zaten ters ördüklerimizi ön yüzeyde düz yapıyoruz. Bakın şimdi şöyle yine bir ters, bir düz, bir ters arka yüzeyde bu sefer. Burası arka yüzeyi. İki tane düz örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. İki ilmeğimi düz ördüm. Şimdi ön yüzeye geldik. Bakın iki tane yine ters örüyorum. Şimdi bir doluyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ilmeği. Üçünü bir alıyorum. Tekrar bir doluyorum. İki tane ters örüyorum. Yine bakın aynı şekilde doladım. Bir düz, bir ters, bir düzü. Şöyle üçünü bir alıyorum. Yine doluyorum. Tekrar iki ilmeğimi ters örüyorum. Böyle devam edeceksiniz. Arka yüzeye geldiğimiz zaman yine aynı şekilde bakın iki tane düz örüyoruz. Doladığımızı ters, ortadaki ilmeğimizi de düz örüyoruz. Tekrar doladığımızı ters örüyorum. Yine iki ilmeğimi düz örüyorum. Ters, düz, ters. Yine iki ilmeği düz örüyorum. Şimdi ön yüzeye geldiğimiz zaman yine başladığımız gibi iki ilmeğimizi ters, bir ilmeğimizi düz, tekrar ters, tekrar düz. Ben böyle birkaç sıra dolanacağız izleyicilerim. Bir gideceğiz, bir geleceğiz. O arada sizler de yavaş yavaş modelimi izleyebilirsiniz. Arkalı önlü örüyoruz. Kolay bir model. Başta da söylemiştim. Dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Kendinize, çocuklarınıza, torunlarınıza, hediye,
Her yerde örebileceğiniz çok amaçlı örgü diyelim. Şimdi belki böyle çok güzel görünmeyebilir fakat örüldüğü zaman daha fazla çok şık duracağından eminim izleyicilerim. Bakın şöyle ara ara zaten görürsünüz. Görünce yapacaksınız eminim. Ben yan tarafta hemen hızlıca geçiyorum. Sizler için hep söylüyorum, yine kolay modeller bulmaya çalışıyorum. Herkesin yapabileceği modelleri arıyorum. Çünkü kış ayındayız. Belki bir şeyler örmek istersiniz ama bazen o kadar zor gelir ki örnek. Ay işte yapacağım ama yapamam falan, bu kadar zor örneği. Hep böyle ara ara kolay modeller göstermeye çalışıyorum sizler için. Şimdi yine aynı, bakın böyle bir iki sıra dolaştık. Şimdi iki tane ters örüyoruz ön yüzeyde. Yine aynı, bakın rende örneği gibi değişiyor bu. Bir doluyoruz, üç ilmeği bir alıyoruz. Tekrar bir doluyorum. İki tane ters örüyorum. Yine bir doluyorum. Bir düz, bir ters, bir düzü. Üçünü bir alıyorum. Tekrar doladım. İki ilmeği ters örüyorum. Sonra tekrar devam ettiğiniz zaman bakın yine belli olmaya başladı burada bir tane örneğimiz. Burada da aynı işlemi yapmıştık. 1, 2, 3, 4 diş aroşamız olduğu zaman zaten ön yüzeyde bunu hemen yapıyoruz izleyicilerim. Topluyoruz. Böyle böyle örneğimiz zaten arka yüzeye geldiğimiz zaman da arka yüzeyde, ön yüzeyde ters olanları düz örüyoruz. Doladıklarımızı ters, aradaki bir ilmeğimizi düz örüyoruz. Tekrar ters. Yine aynı şekilde bakın. İki tane düz, ters, düz, ters. Şimdi bu sizlerle yaptığımız beyazdan. Bakın belli oldu. Şöyle 3 ilmek. Arada bir tane tersimiz var. Bir düz, bir ters, bir düz örüyoruz. Sonra 3-4 sıra dolaştıktan sonra bu toplama işlemini yapıyoruz. Mavide bakın. Şöyle daha da belli. Çok da böyle delikli olmayan, aşırılı olmayan bir model. Hem bebek yeleklerinde de çok şık durur. Daha büyük, yani 3-5 yaş çocuklara da örebilirsiniz. Bazen işte soruyorsunuz, işte örüyor musun falan diye bebek yelekleri. Ben genelde hep küçük örüyorum. 0-6 ay ile 1 yaş arası. Arada büyük de örüyoruz tabii. Bakın şurada beyaz olduğu için çok belli değil ama yine de buradan 3'ünü sonra tekrar devam ediyoruz. Umarım anlaşıldı. Sizler de beğenip yaparsınız inşallah. Bebe yünü kullanırsanız daha güzel olur ama büyük çocuklarda normal standart yelek iplerinden de yapabilirsiniz izleyicilerim. Ben bu küçük çocuklar için olsun diye böyle bebe yünü kullanmıştım. 3 numarada şiş. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli, sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıklı ve mutlu kalın sevgili izleyicilerim diyorum.